Zorlu bir 9. sınıfın zorlu bir birinci dönemi geride kaldı. Bir anda fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya birçok derse karşılaştık ve gerçekten ilk yarısı zorlu biten bir mücadeleydi. Arjantin önde bitirdi. Şaka bir yana tabii ki Arjantin falan Dünya Kupası'nda kaldı ama bizler inşallah ilk yarıda takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ve hatta alabileceğimiz en iyi karneleri aldık. Ama şu anda dinlenme zamanı, enerji depolama zamanı, ikinci yarıya güçlü başlamamız lazım. Dinlenmek çok çok önemli. Zaten dinlenmek de çalışmaya dahil ama tatil rehavetine de kapılmamamız lazım. Rutinimizi bozmayalım. Erken yatıp erken kalkmak hala boyumuzun uzaması için, zihinsel gelişimimiz için değerli arkadaşlar. Hala fiziksel gelişimimizin yüksek olduğu seviyelerdeyiz. Mesela ben üniversite yıllarında bile boyum uzamıştı. Dolayısıyla sakın sakın uyku düzeninizi bozup geç yatıp geç kalkmayın arkadaşlar. Her gün erken kalkmaya devam edin. Tatilde olmazsa olmazımız kitap okumak. Kitap okumak sadece Türkçe dersimiz için değil, diğer derslerde de odaklanmamızı, motivasyonumuzu geliştiriyor. Ve ileride gireceğimiz üniversite sınavında da paragraf soruları açısından çok çok değerli. TYT temeli için 9. sınıfın önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Çünkü 9 artı 10 eşittir üniversite sınavının en önemli kısmı olan TYT'ye denk geliyor. TYT neden önemli? Çünkü TYT'de arkadaşlar biliyorsunuz ki iyi bir üniversiteyi kazanmanızı sağlayacak sınav soruları var. AYT'de kazanmanızı sağlayacak sorular var. Yani AYT'yi yaparsanız tabii ki istediğiniz bölümü kazanıyorsunuz. Ama TYT yaparsanız istediğiniz üniversiteyi kazanıyorsunuz. Şöyle diyeyim. Mesela diyelim ki AYT'niz iyi geçti. Tıp kazanabiliyorsunuz. AYT'niz iyi geçti. Mühendislik, öğretmenlik, hukuk kazanabiliyorsunuz. Ama TYT'niz iyi geçerse bu sefer istediğiniz mühendisi, Boğaziçi'ni, İTÜ'yü, Cerrahpaşa'yı kazanabiliyorsunuz. Burası o açıdan çok değerli bir sınav. Dolayısıyla 9 ve 10 aynı zamanda AYT'ye de temel oluşturduğundan sıkı çalışmanız lazım. 9. sınıf önemli. Eksik konularımızı tamamlayacağız. Sizler için 9. sınıf full tekrar kampı hazırladık arkadaşlar. Biyoloji, matematik, fizik, edebiyat, kimya, coğrafya ve tarihte birinci dönemi çok güzel bir şekilde tekrar edip YKS soruları adına yani TYT adına süper tekrarlar yapacağız. Zaten şimdiden paragraf soruları çözen arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz. Mutlaka paragrafik gibi kitaplardan sorular çözmeye başlayın. Bunlar sizlere çok ciddi temel kazandıracak. Ve aynı zamanda dinamo soru bankalarımızdan edebiyatta, kimyada mutlaka faydalanın. Buna benzer tüm derslerde var biliyorsunuz arkadaşlar. Burada hem normal yazılı soruları vardı, yazılı dönemine paylaştık. Ama aynı zamanda burada ÖSYM tarzı sorular var. İşte buradan ödevler vereceğiz sizlere. Bu ÖSYM tarzı soruları çözdüğünüzde zaten hem üniversite sınavı adına bir yatırım yapmış olacaksınız. Hem de gelecekte çok büyük başarılara yelken açacaksınız. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. TYT bir pasta ise bakın şöyle düşünün. Şöyle bir pasta düşünün tamam mı? Bu pastayı siz dilim dilim yerseniz bakın dilim dilim yerseniz bu size lezzet verir. Ama bu pastayı dilim dilim yemeyip sonlara bırakırsanız ne olur? Bu pasta bitmez dersiniz. Veyahut da başka bir örnek olarak salamı da verebiliriz. Mesela bir salam düşünün mesela. Her sabah kahvaltıda bir salamı böyle ince ince dilimlerle keserek yiyebilirsiniz. Bu size lezzetli bir keyifli bir kahvaltı lezzeti olur. Ama son ana bırakırsanız bu olmaz der vazgeçersiniz. İşte üniversite sınavı açısından yapacağınız çalışmaların her biri, temellerin her biri gelecekte hayallerinizden vazgeçmemenizi sağlayacak. Şu anda yapacağınız küçük küçük ince dilimler, küçük küçük ince pasta dilimleri, salam dilimleri size ileride çok büyük başarılar getirecek. Şu anda yapacağınız her bir çalışmaya önem vermenizi bu açıdan tavsiye ediyorum. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. 9. sınıf full tekrar kampımızda görüşmek üzere.